Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, altın ve gümüş tarafında bir hareketlilik yaşanmakta saat 8 itibariyle. Bu hareketlilik Almanya Tabipler Birliği Odası Başkanından gelen açıklama neticesi sonucunda da arkadaşlar hız kazanmış durumda. Evet Almanya Tabipler Birliği Başkanı artık Almanya'da virüsü ile ilgili ikinci dalga salgının başladığını ve bununla ilgili de hastanelerde gerekli tedbirlerin alınmaya başlayacağını basında paylaştı. Bunun neticesinde de altında yukarı yönlü hareketler hız kazanmış durumda. Son çektiğimiz videoda altınla ilgili 2000 dolar seviyelerini bu hafta beklediğimizi zaten belirtmiştik. Altında da şu an 2000 dolar üzerinde hareketler. Devam etmekte e, 2000 dolar üzerinde bizler için altın olsa şimdi takip etmemiz gereken destek ve dirençler nereleri sizlerle birlikte bunu paylaşacağım arkadaşlar 1983 artık önemli bir e, destek haline gelmiş durumda altın olsa 1983 üzerinde e, bizim önemli takip etmemiz gereken direnç noktası 2024 seviyesinde bulunan direnç seviyesi. 1983 üzerinde kalıcı olmayı başarabilirse altın yukarıda 2024 ve 2053 seviyelerine doğru hareketleri devam edebilir. O yüzden 1983'e dikkat diyoruz. 1983 altında sarkmalardaki ikinci destek bölgemizde artık 1951 seviyesindeki Destek bölgemiz oldu arkadaşlar. İlk destek yerimiz 1983 ve onun altında 1951 seviyesi de ikinci destek bölgemiz haline altın Onsta gelmiş durumda. 1983 üzerinde tutunmasını başarırsa altın ons yukarıda 2024 ve dediğim gibi 2053 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Arkadaşlar bu destek ve direnç noktalarını sizlere bildiriyorum. Destekler. Özellikle stop olma yerlerimiz yani ikinci destek altında bir kapanış olmadıkça yukarıda beklentilerimiz hala geçerli olur. O yüzden stop noktalarını dikkatle takip edin. Ee, hem de e, destekler genelde alım yerleridir. Desteklerde de alınır e, kısa vadeli al satçılar için. Destekler de alım yerleridir. Dirençler de satış yerleri olarak değerlendirilebilir. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Evet gram altına da bakalım gram altında beklentilerimiz ve seviyelerimiz nereye doğru gidebilir Gram altında da arkadaşlar şu an itibariyle 444'lü seviyeler Hala devam etmekte gram altında bizler için önemli direnç 445 seviyesi dedik ve şu an 445 Direnci üzerinde Yukarı yönlü hareketlerini Kırmaya çalışmakta arkadaşlar 445'i gram altın yukarı yönlü kırabilirse bizler için artık yukarıda 456 ilk direnç seviyemiz ve onun üzerinde de arkadaşlar ikinci önemli direnç seviyemizde 463 seviyesinde bulunan direnç yeri olarak takip edilmeli. 445 altında artık bizler için 431 seviyesi 445 altına sarkmalarda 431 hatta 436 var burada en yakın 436 ilk destek onun altında da ikinci bir destek yerimiz artık 432 seviyesi olmuş durumda gözükmekte gram altında. Evet, gram altında da 436 üzeri her kalış artık 445, 445 kuvvetli direnç diyoruz. Burada dikkat, burada biraz takılabiliriz. Fakat bunu yukarıya doğru kırmayı başarırsa gram altın 445 üstü 456 en kısa yakındaki direnç seviyesi gram altında çalışmaya başlayacaktır. O yüzden gram altındaki arkadaşlar verdiğimiz seviyeleri ve özellikle stop noktalarımızı takipte kaldığı sürece bunların altında da bir kapanış olmadığı sürece yukarıdaki seviyeler beklentiler halinde teknik olarak takip edilmesi gereken seviyeler şeklinde olur. O yüzden bu verdiğimiz destek ve direnç noktalarına çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Gram altında gene 425 desteği var aşağıda. Onun altında da 404 desteği hala gözükmekte arkadaşlar. Fakat 445 üzerinde bir kapanış meydana gelmesi halinde e, gram altında yukarı yönlü hareketler takip edilmeli Gümüş onsa da bakalım Gümüş onsta e, bizler için hangi seviyeler önemli sizlerle birlikte hemen bunun bir değerlendirmesini yapalım Gümüş onsta bizim için arkadaşlar 25-78 e, direnci son videomuzda da verdiğimiz e, direnç bu dirence kadar yükseliş gerçekleşti şurası 75 78 direncimiz benim beklentim bu 25-78 e, direncinin gümüş onsta kırılıp ana hedef 26-20 seviyesine doğru gümüş onsu götüreceği yönde. E, Tabi bunlar beklenti seviyelerimiz. Bunların altında bizler için en yakın takip edilecek gene ilk destek bölgemiz 5.49 arkadaşlar. Bizim için artık ilk e, takipte kalmamız gereken destek yeri oldu. Onun altında da 5.27'de bulunan destek seviyesi. 5.49 üzerinde 25 25.78'de kuvvetli bir direnç yerimiz bulunmakta. Bunun da yukarı yönlü kırılması halinde aylıkta da son videolarımızda söylediğimiz arkadaşlar 26-20 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını e, gümüşte bekliyoruz Gümüş tarafında e, Gümüş tarafı da e, altın ons gibi yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte hemen Gümüş ons grafiği üzerinde Gümüş gramı da değerlendirelim Gümüş gramda da 23.90 kırılmadığı müddetçe son videomuzda anlattığımız arkadaşlar yerimiz çalışıyor 23.90 üzerinde kaldıkça Gümüşte de dedik ki hedefimiz ilk önemli hedefimiz e, bizler için <laughs> 5.78 evet şuradaki 5.78 seviyesi pardon grafiği tekrardan alacağım arkadaşlar evet gümüş gramda e, bizler için 5.49 seviyesi önemli dedik arkadaşlar 5.49'un Evet Şuradaki 5.49 bizler için önemli dedik. 5.49'un e, yukarı yönlü kırılması halinde ana hedef bölgemiz 5.78 seviyesinde bulunan e, gümüş gramdaki kuvvetli direnç bölgesi ol olarak e, gözükmekte. E, gümüş gramda 5.78'i yukarı yönlü kırabilirse arkadaşlar, e, o zaman yukarıda 5.97 seviyesinde bulunan ee, direnç bölgesine doğru hareketleri hızlanabilir. Ee, gümüş gramda artık 5.97 seviyesi bir beklentimiz haline geldi. Ee, fakat bunun içinde 578 üzerinde e, kapanış e, yapması şart burada tutunabilirse yukarıda 597 ve 619 seviyelerinde bulunan e, direnç seviyelerine doğru e, Gümüş gramda hareketlerine devam edecektir. O yüzden e, gümüş gramda 5.78'in kırılması halinde destek olarak 5.78 takip edilecek ve onun altında da 5.49 seviyesindeki ikinci önemli e, destek noktaları takipte kalınacak önemli seviyeler şeklinde düşünülebilir. Hemen e, dolar kuruna da bakalım. Dolar kurunda bizler için hangi seviyeler önemli? Sizlerle birlikte hemen onun da incelemesini yapalım. Dolar TL kurunda Aşağı yönlü hareketler e, 5.94 altında kapanışlar olursa arkadaşlar. E, Dolar TL kurunu bir miktar daha aşağıya çekebilir. E, bizler için Dolar TL kurunda 6.88 artık önemli bir destek. Şuradaki 6.88 bizim için önemli bir destek yeri. E, 6.88... Aşağı yönlü kırılırsa da onun altında e, önemli bir ikinci destek yerimizde 6.82 civarında bulunan destek seviyesi. E, Dolar TL'de beklentimiz hala değişmedi arkadaşlar. E, benim Dolar TL'de beklentim hala e, kısa da 7.14 seviyesinin Dolar TL kurulunda görüleceği yönünde. E, şu anki hareketler her ne kadar da dolar tl'yi aşağı yönlü çekme yönünde e, gelişme gösterse de e, burada dolar kurunda olanların e, kendilerini altın tarafına attıkları gözükmekte arkadaşlar. Yani buralardan satış yapıp altın tarafına e, geçmeye çalışmalarından kaynaklı olarak düşünmekteyim. O yüzden de dolar kurunda bir 6.88 ve onun altında da 6.82 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolar kurunda da hala beklentim yukarıda 7 ve üstündeki seviyelere doğru yükselişlerin devam edeceği yönünde. Tabi burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece bizim kişisel öngörülerimizi bağlar. Nasıl ki e, altın onsta beklentimiz olan 2000 dolar seviyeleri üzeri gümüş gramda 6 lira ve üzerleri yükseliyor. Geldiyse, görüldüyse, gümüş onsta beklentimiz olan seviyeler görüldüyse de e, bu hafta dolar tl kurunda 5.94 altında e, hareket beklemiyorduk. E, maalesef bu tarafta da bir miktar yanıldık. Tabii daha günlük kapanışları görmedik arkadaşlar. Bunun itibariyle bir günlük kapanışları da görelim. Bakalım hangi seviyelerden kapanışlar olacak. E, ona göre de tekrardan e, verdiğimiz rakamları güncelleriz. Ve ileriye doğru yönümüze bakarız. Gram altın, gram gümüş, ons altın tarafında verdiğim e, direnç seviyelerine dikkat edin. E, bu, bu seviyeleri takipte kalın. Destekler özellikle dediğim gibi arkadaşlar. Destekler aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe e, satış yapılmaz. E, ve alım fırsatı olarak da kırılmayan destekler alım fırsatı olarak da değerlendirilmeli. Fakat kırılımlarda da bir aldığınız ürüne aşık olmayın ve bu üründen çıkış yapmaya bir an önce çalışın derim yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Çünkü yatırım tavsiyesi ancak bağlı bulunduğunuz ve sözleşme imzaladığınız uzman yatırım kuruluşları tarafından yapılmakta ve Bunlar sadece size yatırım tavsiyesinde bulunabilirler arkadaşlar. Bizim burada yaptıklarımız sadece öngörüden ibarettir. Evet videolarımız bu kadar. Altın, dolar ve gümüş e, tarafında şimdilik e, son dakika anlatmalarım bunlardan ibaret. Tekrardan bir video yapıp e, sizlere e, kapanışlar neticesinde son durumu da e, özetlemeye çalışırım. E, hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.